Evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Bir önceki videomuzda arabayı güzel cilaladık, parlattık. Fakat parlatma esnasında bir şey dikkat çekti. Bizim korna bozulmuş arkadaşlar. Az önce kornaya bastım. Kornanın çalışmadığını fark ettim. Şimdi bakalım kornamızı tamir edebilecek miyiz? Şimdi özellikle şunu belirteyim, ben otoelektrikçi falan değilim. Hani özellikle bu tür durumlarda yapılacak ilk seçenekleri size göstermek istiyorum şu anda. Ne yapabiliriz? Şimdi az önce bir arkadaş geçti. Arkadaşa selam vermek için kornaya bastım. Aynı bu şekilde. Bakın korna çalışmıyor. Enteresan. Ben de şimdi yeni fark ettim. Çünkü birkaç gündür arabayı bilmemiştim. Hani bazı arkadaşlar arabanın hatta kornanın kontağa bağlı olacağını düşünebilir. Bakın kontağı açtım. Bakın basıyorum, yine korna çalışmıyor. Bu gibi durumlarda ne yapılabilir arkadaşlar? Şu ilk başta bir motor kaputunu açayım. Hani başınıza böyle bir durum gelirse yapmanız gereken ilk şeylerin başında tabii ki seçenek olarak arabanın korna sigortasına bakmak olacak arkadaşlar. Şu bir kaportayı açalım. Kaputu hatta. Gel Şakir, şunu bir açsana Şakir. Şimdi her aracın sigorta kutusunun yeri farklı olabilir. Bazı araçlarda arabanın motor kaputunda oluyor. Bazılarının içeride oluyor. Şimdi kendi arabacınızda böyle başınıza bir şey gelirse, kornanız çalışmıyorsa ilk bakacağınız yer gayet tabii ki sigorta kutusu olacak. Onu internetten bakabilirsiniz. Kendi arabanın nerede? Alimer'in sigorta kutusu tam şurada arkadaşlar. Hatta bizim sigorta kutusunun üstünde bakın şurada Horn diye yazmış şurada bakın. Kornanın sigortası. Şunu açalım. Akün yanındaki sigorta kutusu hangisiydi? 10 amperlik şu üstten ikinci, şu 10 amperlik kırmızı. Evet. Şu şey var mı yanında ya? Bakın pense gibi bir şey. Çıkartabilecek miyiz? Dur. Dur onu bir çıkartalım oradan. 10 amperlik. Hatta şu çay kaşığımız var şurada. Şimdi çay kaşığı pense bulana kadar. Çay kaşığı da işimizi görecek mi? Aynen. Şu 10 amperlik sigorta kutusunu çıkartalım. Sigorta iddiası. Aynen sigortadanmış Şakir. Patlamış değil mi? Bak sigortanın ortasındaki yol yok. Evet, gördün mü? Aynen. Şöyle ekranları göstereyim. Aynen. Bak patlak sigorta bu şekilde anlaşılıyor, evet. Arkadaşlar. Hatta şu ışıkları göstereyim size. Bakın sigortanın ortasındaki yol kopmuş arkadaşlar. Demek ki bu sigorta çöp. Şimdi sigortayı değiştirip arabamızın korna problemini halledeceğiz inşallah. İlk bakmanız gereken yer kornadır arkadaşlar. Pardon, sigorta kutusudur. Sigortayı değiştirince çözüm gitmiyorsa daha sonraki seçeneklerde kornanın geldiği ek kablosunda sıkıntı olabilir. Artı kablosu burada, şasisi olabilir, problem olabilir. Direksiyondaki kablo düğmesinde sıkıntı olabilir. Veya herhangi bir kornanızın kendisi bozulmuş olabilir. Yani farklı seçenekler var. Tabii ilk seçenek arkadaşlar böyle şu an şanslı çıktık. 10 amperlik küçük bir sigorta değişimiyle sorunu çözmeyi umuyorum. Tabii çıkan amper 10 olduğu için yine aynı değeri takmanız gerekiyor. 10 amperin yerine 15-20 farklı seçenek takarsak bu sefer de problem yaratabiliriz. Daha önce böyle her ihtimale karşı sigorta seti almıştım. Bunu arabanın turbosuna taşıyordum. Hani ne olur olmaz diye. Biliyor muydun? Şuradan 10 amperlik alsana şuradan. Tamam, 10 amperlik. Bunlar internet satılıyor. Uygun fiyatlı. Hani 10-15 yani farklı amper değerleri var. 10 amperlik bir tane bul bakayım oradan. O mu? Bir de bakın şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bazı sigortaların uçundaki bu çatallar ince oluyor. Bizim bu taktığımız yerdeki yuva bollaşmışsa ya, şu yuva. Bu sigortanın çatalları oraya temas etmeyip boşluk yapabiliyor. Yani sigorta atmamış olsa bile yine sigorta atmış gibi çalışmayabilir. Hani bazen böyle bir problem yaratabiliyor. Bak az önce çıkan sigortanın yolu kapalıydı. Bak şu yolları şu an sağlam. Şu bakayım şeyden var mı? Koyu renklerden var mı? Kırmızı renkler 10 amper. Onu biliyoruz. Ben daha önce değişmiştim bakayım. Farklı sigorta var mı bakayım? Yok. O kaç lira? 15 değil mi? 15. Maviler 15, kırmızılar 10. Sarılarda 10, 20 galiba. O kaç? Evet 20. 20 aynen sarıda. Renklerine göre amper değerleri var. Şimdi 10 amperi çıkarttık. 10 amperi takıyoruz bakın aynı şekilde. Şu it direği takıyoruz. Ya, taktık. Şakir bas bakayım kornaya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sigortadandır sorunumuz. Bas.
Niye öyle yaptı? Tamam. O sigortanın çatalında sıkıntı var herhalde. O yüzden sigortayı değiştiririm ya. Bu sigortalar bakayım. Bir daha bas bakayım Şakir. Aynen. Ben çift korna olduğu için. Niye öyle ilk başta basmıyor gibi? Sağlam basmak lazım abi. Buradan yapıyor. Sağlam basmadın ya. Bas bakayım bir daha. Dur. Bizim kornada sıkıntı var. Burada hemen şase yapmış herhalde. Sigortayı attırmış galiba ya. Şu şase bağlantı yerinde sıkıntı var herhalde bende. Oradan artı geliyor. Ama sorunu en azından çözdük. Sigorta kutusuna olmuş olduğunu küçük bir müdahaleyle. Bakalım hatta sigortada atma herhangi bir problem var mı tekrardan. Tabi bu sigortayı değiştirirken de herhangi bir problem yok. Tamam, sağlam. Şimdi evet. Kapatalım kapımızı. Tamam, çatalımızı alalım. Kaşığımızı çatallıyoruz. Tamam, işlem tamam. Bir daha basalım bakayım şöyle. Bir de kontrol edelim şöyle. Aynen, benim kornaya su mu geldi ya? Az önce arabayı yıkadık, kornaya su gelmiş galiba. Kornada problem var ya. Bu çalıyor, bu çalmıyor galiba. Sağdaki. Ya kornaya su gelmiş herhalde muhtemelen. Şakir az önce şuraya şuraya su giriyor buraya. Aynen. Alttan bak şuradan su kaçmış ya. Buradan su vurduk buraya. Burası su gelmiş, ıslanmış. Demek ki ıslanınca şase yaptırdı. Şase yapınca da Şakir bizim sigortayı attırdı buradan. Demek ki bakın böyle ufacık bir problem. Yani çözülebiliyormuş aslında da. Başımıza başka daha büyük işlere çıkartabilirmişti. En azından sigorta değişmeyi de işaretmiş olduk. Umarım arkadaşlar bu video size yardımcı olmuştur. Böyle başınıza korna gibi bir problem gelirse. Yani bu şekilde ilk müdahale yapabilirsiniz. Yani, el becerinize güveniyorsanız kornayı değiştirebilirsiniz. Kablolara bakabilirsiniz ama bunlar için otoyetişine gitmenizi tavsiye ederim. Yani ufak anlık müdahalelerde sigorta kutusuna bakın. Geri kalanları otoyetişine baktırarak problemimizi çözebilirsiniz. Öyle değil mi Çakır? Şimdi Çakır da bizim sağlık dostumuz ya. Evet, Çakır bizim kornanın başına bekledi. Al yavrum. Hop. Hoppa. Aferin. Aa, keki beğenmedi. Keki beğenmedi. Bak. Daha yok. Başka yok. Onu ye. Onu. Başka yok. Daha verecek mi diye Şakir karnını doyurmak istemiyor. Evet. Ha, çakal. Birazdan yiyecek onu da. Yok. Başka yok. Telefon. Şimdi telefonu beyaz gördü. Telefonu vermek istiyor. Onu zannediyor. Ye oğlum, ye. Hadi. Çakır. Ye onu, ye. Bakın az önce kornada su kaçmıştı. Böyle saçma sapan şekilde ötüyordu. Araba kuruyunca. Bak, kornamız düzeldi. Demek ki yıkama esasında pancudan su kaçmış bizim. Ona dikkat etmek gerekiyormuş.